Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Oppo'nun sevilen serisi Reno'nun 3 yeni modelinden biri olan Reno 4 Lite'i inceleyeceğim. Oppo'nun Reno 4 serisi dün itibariyle satışa çıktı. Bu serideki cihazlar Reno 4 Lite, Reno 4 ve Reno 4 Pro. Bu 3 cihaz şu anda satışta ama ben bu videoda sadece Reno 4 Lite modelinden bahsedeceğim. Bu cihazı bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hem kendi deneyimlerimden hem de cihazın özelliklerinden bahsedeceğim. Öncelikle inceleme ve cihazın fiyatıyla başlamak istiyorum. Şu anda bu cihazı 3700 liralık bir fiyatta satın alabiliyorsunuz. Video izlediğiniz tarihe göre fiyat düşmüş olabilir, artmış olabilir ama cihaz satışa ilk çıktığında belirlenen fiyat 3700 TL. İncelemeyi izledikten sonra da fiyatla alakalı düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Cihaz sizce fiyatını hak ediyor mu veya bu özelliklere göre nasıl bir fiyat belirlenmiş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi tasarımla incelememize devam edelim. Tasarım detaylarından bahsedecek olursam iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bunlardan bir tanesi metalik beyaz, diğeri ise şu anda elimde görmüş olduğunuz mat siyah modeli. Cihazın arka kapağında plastik malzeme kullanılıyor. Sol üst köşeye baktığımızda bir karenin içerisinde yer alan 4 tane arka kamerayı görüyoruz. Bu kameraların tüm detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Cihazda plastik bir arka kapak kullanılmış ama hissiyatı gayet güzel. Tasarım konusunda ben cihazı çok beğendim. 164 gramlık bir ağırlığa ve 7.48 mm'lik de bir kalınlığa sahip. Yani ortalama bir telefona göre çok daha hafif ve ince bir yapıda. Yani kullanırken telefonun zarifliğini hissedebiliyorsunuz. Bu konuda ben cihazı çok beğendim. Alt tarafına baktığımızda ise 3.5 mm'lik jack girişini ve Type-C şarj girişini görüyoruz. Cihazda 4015 mAh'lik bir batarya var ve bu Type-C portundan 18 watt hızlı şarjı destekliyor. Cihazın ses tuşları ve sim kart girişi sol tarafa, kilit tuşu ise sağ tarafa konumlandırılmış. Parmak izi okuyucumuz ise ekranın altında yer alıyor. Ekrana baktığımızda sol üstte çift ön kamera ekran deliği olarak telefona yerleştirilmiş. Ekranın tasarımına baktığımızda alt çerçevenin fark edilebilir derecede kalın olduğunu görüyoruz. Bu ekran 6.43 inç Full HD Plus AMOLED bir ekran. Ekranın kalitesi gerçekten güzel. Oyun oynarken, dizi veya film izlerken gayet keyifli bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca bu fiyat bandında hala LCD ekranlı cihazlar görürken bu cihaz AMOLED ekranıyla rakiplerinin birazcık önüne geçmeyi başarıyor. Parmak izi okuyucunun ekranın üzerinde olduğunu söylemiştim. Bunun da hızından bahsedeyim. Cihazın ekranı kapalı olduğu zamanlarda aşağıda bir adet parmak izi simgesi yer alıyor. Yani parmağınızı nereye basmanız gerektiğini sizlere gösteriyor ve parmağınızı buraya bastırdığınız zaman 1 saniyeden daha az bir bekleme süresiyle kilit açılıyor. Parmak izi okuyucunun performansı da bu şekilde. Cihazın tasarımıyla alakalı benim söyleyebileceğim bunlar genel olarak ince ve hafif olmasının yanında şık bir tasarıma sahip. Benim görüşüm bu şekilde. Siz de tasarımla alakalı görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Benim görüşüm bu şekilde. Şimdi donanım özellikleriyle devam etmek istiyorum. Cihazın içerisinde işlemci olarak MediaTek Helio P95 işlemcisi kullanılmış. Cihazın RAM'i ise 8 GB. Bu P95 işlemcisi performans anlamında güçlü bir işlemci. MediaTek olduğu için birçok kişinin ısınma konusunda tereddütü olabilir. Ben cihazı denediğim süre boyunca hani bir süre oyun oynadım, işte telefonla gezindim ve vesaire hiçbir ısınma problemiyle karşılaştım. Yani bu cihazda rahatlıkla oyun da oynayabilirsiniz. Her türlü işlerinizi de yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Oyun performansına değinecek olursam yine bütün incelemelerimde yaptığım gibi bu cihazın da performansını PUBG Mobile oynayarak test ettim ve yüksek ve HD grafik ayarlarında hiçbir kasma veya takılmayla karşılaşmadan rahatça oyun oynayabilirsiniz. Yani oyun konusunda beklentilerinizi karşılayacaktır bu cihaz. Arayüz olarak da cihazı kutudan çıkardığımız zaman Android 10 ve ColorOS 7.2 sürümleriyle geliyor. Bataryaya baktığımızda ise telefonun içerisinde 4015 mAh'lik bir batarya olduğunu söylemiştim. Bu batarya normal kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartacaktır. Hatta biraz yoğun kullanırsanız da yine sabahtan akşama kadar cihazı bataryasızı götürecektir. Batarya tarafında da benim deneyimlerim bu şekilde. Sıra geldi cihazın kamera özelliklerine. Arka tarafta 4 tane kamerası olduğunu görüyoruz. Bunlardan ana kamera olanı 48 megapiksel çözünürlüğünün f1.7 diyafram açıklığına sahip ve bu sayede düşük ışıklı ortamlarda daha iyi çekimler yapmamızı sağlıyor. Gündüz vakti çektiğim fotoğraflarda ise özellikle HDR performansını çok beğendim. Çektiğim fotoğraflar göze gayet hoş geliyor. Yani bu ana kamerayla birlikte güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Video tarafına baktığımızda ise 4K 30fps çekimler yapmanız mümkün. Cihazda 4K 30fps videolar çekebiliyorsunuz ama burada kötü nokta 4K çektiğiniz görüntülerde görüntü sabitleyici aktif değil. Yani 4K yaptığınız çekimlerde görüntü birazcık titriyor. Eğer sabitleyiciyi aktif etmek istiyorsanız cihazda Super Steady adında bir özellik var ve bu özelliği aktif ettiğiniz zaman görüntünün bir kısmını kırpıyor ama çok iyi bir stabilizasyon yapıyor.
Yani telefon elinizde sallansa bile görüntüde bunu pek fazla hissetmiyorsunuz. Ama bunun dezavantajı sadece 1080p'de kullanılabiliyor olması ve yani bu özelliği kullanırken görüntünün bir kısmını kaybediyorsunuz. Ama stabil videolar istiyorsanız da bu modu kullanmanız gerekiyor. Stabilizasyonun dışında görüntüye baktığımızda ise cihazın video performansını ben beğendim. Verdiği renkler olsun, kalitesi olsun gerçekten güzel video çekimleri yapmanız mümkün. 4 kamera olduğunu söylemiştim. İkinci kameraya geçtiğimiz zamansa 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip bir ultra geniş açı kamerası. Bu lensle birlikte 119 derecelik açıyla çekimler yapabiliyorsunuz. Orta segmentte çok az modelde gördüğümüz bir özellik. Geniş açı kamerayla gece modunu kullanabiliyoruz. Genelde orta segment modellerde gece modu sadece ana kamerada aktif olur ama bu cihazda isterseniz geniş açı kamerayla isterseniz de ana kamerayla gece modunu kullanarak düşük ışıkta net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu da bana sorarsanız cihazın önemli artılarından bir tanesi. Diğer iki kameraya geçtiğimiz zaman burada diğer modellere göre bir farklılık görüyoruz. Kameraların ikisi de derinlik sensörü olarak kullanılıyor. Genelde orta segment modellerde bir tanesi derinlik sensörü, diğeri ise makro kamera görevini görür. Ama bu cihazda bu iki kamerada derinlik sensörü işlevini görüyor ve bu sayede portre fotoğraflar çekerken arka planı daha iyi bulanıklaştırmayı sağlıyor. Ve gerçekten çektiği portre fotoğraflarda gayet başarılı. Arka kamerayla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Sıra geldi ön kameraya. Ön tarafa baktığımızda iki adet ön kamera olduğunu görüyoruz ve bunlardan bir tanesi yine derinlik sensörü işlevi görüyor. Diğeri ise çekimleri yapacağımız asıl ön kamera lensimiz ve bu lens 16 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Bu lensle çekilen fotoğraflar gayet başarılı ve video tarafında ise 1080p videolar çekmeniz mümkün ve bu derinlik sensörünün işe yaradığı tarafta portre fotoğraflar. Ön kamerayla portre modunda çok güzel çekimler yapmanız mümkün. Zaten örnek fotoğrafları da ekranda göreceksiniz. Benim cihazın kamerasıyla alakalı tüm bahsedebileceklerim bunlar. Kamera performansıyla alakalı düşüncelerinizi de yine yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu videomuzun artık yavaştan sonuna gelelim. Bu videoda Oppo Reno 4 Lite modelini inceledim. Cihazı şu anda 3700 liralık fiyatıyla satın alabiliyorsunuz. Orta segmentte iddialı modellerden bir tanesi. Ben bu videoda cihazın özelliklerinden ve kendi deneyimlerinden bahsettim. Siz cihazla alakalı ne düşünüyorsunuz? İncelemesini izlediniz, özelliklerini öğrendiniz, kamerasının performansını gördünüz ve sizce 3700 liralık fiyat bu cihaz için ideal mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu cihazı satın almayı düşünüyorsanız veya aklınızda hala bir soru işareti varsa da yine yorumlar kısmında bana sorarsanız tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bu videonun artık böyle sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.